Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu. Uygulanan bu tecritin hukukta hiçbir yerinin olmadığını iddia etti. Kurduğu cümleler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ gözaltına alındı. Övdü, yetmedi, üzerine bir de serbest bırakılsın dedi. Eli kanlı bebek katilini savundu. Merdan Yanardağ, Tele1 canlı yayınında skandal açıklamalar yaptı. Yanardağ, İmralı cezaevinde bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını savundu. Serbest bırakılmasını, ev hapsine alınmasını istedi. Metiyeler dizdi. Siyasi mahkum olarak bahsettiği bebek katili hakkında 25 yıldır kesintisiz hapiste, neredeyse cezaevinde filozof oldu dedi. Daha da ileri giden Yanardağ, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yerinin olmadığını da iddia etti. Yanardağ, skandal açıklamalarıyla tepkilerin odağı haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Yanardağ gözaltına alındı. Rütük de hemen harekete geçti. Yayın için inceleme başlatıldı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır dedi. İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker de savcılığa giderek Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Yoksulluk sınırı 33 bin TL iken memurların maaşı ne kadar olacak? Gelirleri sürekli enflasyonun gerisinde kalan memurların insan onur ve haysiyetine yakışır bir yaşam sürebilmesi için ne kadar maaş almaları gerekiyor? Bunun için bugün hashtagimiz memura adil zam. Yardım edilen yoksullar mı, ortadan kaldırılmış yoksulluk mu istiyoruz? Konumuz bu. Siz yazın, biz de okuyalım. Evet, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur gözünü 5 Temmuz'da açıklanacak zam oranına dikti. Peki memurlar yüzde kaç zam talep ediyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde. 11.800 liradan 22 bin liraya en düşük memur aylığının çıkması demek de açıkçası %85'lik bir zam demek. Memur maaş zammı için kritik tarih netleşti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Temmuz ayında memurlar 3 tane ayrı konuyu takip edecek. Bir tanesi TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı, diğeri 3600 ek gösterge ve gündemde olan intibak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklamıştı. Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı da bu rakamı belirleyecek. Peki memur ve memur emeklisi yüzde kaç oranında zam talep ediyor? TV 100 canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete merak edilenleri yanıtladı. Bizim beklediğimiz Mayıs ayı enflasyonu 15.26 ilk enflasyon biliyorsunuz. Haziran ayında da bunun 18.5 olması bekleniyor. Memurlar bir önden fark alıyorlar biliyorsunuz toplu sözleşmeden kaynaklanan. Eğer bunu sadece enflasyon farkından kaynaklanan bir zam olarak düşünürsek memurlara 18.5 bir zam verilmesi gerekiyor. Ama hem en düşük memur aylığının 11.870'den 22 bin liraya çıkacağını hem bakan hem cumhurbaşkanımız duyurmuştu. Böyle olunca memur da memur emeklisi de bütün bunları göz önüne alarak %45'in altında kalmamak üzere refah payı artı enflasyon farkıyla birlikte bir zam bekliyor. Memura adil zam hashtagimize Müşerref Güner, kamu sağlıkçılarına kulak verin demiş. Kamuda çalışan iyileştirme ve ek ödeme zammı almayan tüm sağlık çalışanlarına ücret denkleştirmesi ve iyileştirmesi istiyoruz demiş Müşerref Güner. Ali Aydın, kademeli, hakkaniyetli, adil bir emeklilik sistemi istiyoruz. 2000'lere kademe gelsin demiş. Üsküplü Azamet, dövize endeksli yapsınlar, uğraşmasınlar demiş. Nitekim eriyor çünkü asgari ücrette daha şimdiden bir hayli dolar karşısında eridi. Evet, yine tabii 2000'lere adaletli emeklilik yaşar aynı şeyi söylemiş. Sevgi çalışan hekim dışı sağlıkçılar olarak taleplerimiz tüm kurum hekimlerinin maaşlarında iyileştirme yapıldı. Bizim maaşlarımızda da
iyileştirme yapılsın. Abdullah Çetin 2000'ler kademeli emeklilik istiyor. Yaşadığımız 17 yıl adaletsizlik oldu. Sesimizi duyurun lütfen demiş. Sevgi memura adil zam diyor. Taleplerimiz çalıştığı kurum fark etmeksizin döner sermaye almayan tüm kurum hekimlerinin maaşlarında iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirmenin kurumlarda görev yapan diğer tüm sağlık çalışanlarının maaşlarına da uygulanması, hekim dışı sağlık çalışanlarına uygulanması, hekimlerin emeklilik maaşlarına yapılan iyileştirmenin biz Sağlık Bakanlığı dışında diğer kurumlarda görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarına da uygulanması diyor. Tabii ki Faik, Mehmet Güneysu ve birçok başka arkadaşımız, Seçil Kar, hepsi EMAT'tan ve hepsi Nihat Ülgen aynı şekilde akranlarından 17 yıl fazla çalışmak zorunda olan 2000'lere kademe gelsin diyor. Onlar da bunları yazmışlar. 750 bin bu İstanbul'daki hayalet ev, yani boş konut sayısı. İstanbul'u büyük bir kira kriziyle karşı karşıyayken bunca ev boş tutuluyor. Sahiplerinin evleri boş tutma gerekçeleri aslında farklı. Ancak bu evler piyasaya kazandırılırsa kira fiyatlarının düşeceği öngörülüyor. Boş tutmalarına ne dersiniz? Çünkü daha iyi bir yüksek rakamda kiracı arıyorlar. Hepsinin gerekçesi bu değil. Kiminin ihtiyacı yok, kimi de ileride tahliyeyle uğraşmak istemiyor. Ancak hem sayıları hızla artıyor hem de kira krizini tetikliyor. Vatandaş kiralayacak ev bulamıyor. Yüz binlerce ev boş boş duruyor. Bunun önüne geçilmeli, takip edilmeli. İstanbul'da hayalet, yani boş ev sayısı gün geçtikçe artıyor. Mülk sahipleri evlerini kiraya vermek istemiyor. Hepsinin ise gerekçesi ayrı. Kimi ev sahibi tahliyeden korkuyor, kimi ise kira ücretini beğenmiyor. Böylelikle İstanbul'da birçok ev boş kalıyor. İstanbul'da bunların sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki niye artıyor? Çünkü özellikle %25 sınırlandırması nedeniyle mal sahipleri kiraları istedikleri gibi ve elde etmek istedikleri gelire ulaşamadıkları için insanları mağdur bırakmak, fazla kiraya verebilmek için, ücreti arttırabilmek için bunu yapıyorlar. İstanbul'da 750 bin boş dairenin olduğu tahmin ediliyor. İşte bu da kira krizini tetikliyor. Boş evlerin piyasaya kazandırılması için düzenleme gerekiyor. Hatta bunun örnekleri de var. Başta Batı ülkeleri olmak üzere pek çok gelişmiş ülkenin kentlerinde boş ev meselesi önemli bir tartışma konusu. Peki dünya hayalet evlerle nasıl başa çıkıyor? Bazı ülkeler günlük kiralık evleri yasakladılar. Günlük kiralık dediğimiz aslında kimsenin ikametinin gözükmediği ama eşyalandırılarak geçici konaklama amacıyla günlük, haftalık, aylık gibi verilen evler. Kanada'nın bazı eyaletlerinde mesela hem eyalet vergisi hem de belediye vergileri boş evler için değer üzerinden %3, %5 arasına çekilecek vaziyette alınmış. Peki alınan bu vergiler ne yapılmış? Özellikle bu alınan bu vergilerin nispeten dar gelirlere sosyal konut yapmak için harcandığını görüyoruz. İspanya'da boş kalan bu evler için %150 bir ek emlak vergisi söz konusu. Fransa'da benzeri düzenlemeler var. Peki hayalet evler piyasaya kazandırılırsa kiralar düşer mi? Tabii boş kalan evler bir şekilde ekonomiye kazandırılabilirse, özellikle kiracı mal sahibi süreçleri kolaylaştırılırsa, yani çıkma esasları, bakın bugün bir kira davası 2 yılın üstünde sürüyor. Bunlar kolaylaştırılırsa tabii ki bu evlerin kiraya verilmesi piyasayı rahatlatır.